CHP, İP, SP, HDP ile yan yana, PKK ile FETÖ ile yanak yanadır. Kandil'de hazırlanan belediye meclis aday listeleri aziz milletimize dayatılmaktadır. Zehir altın kasede içirilmek istenmektedir. Adına demokrasi güçlerinin ittifakı, demokratik güçler birliği deyip ihaneti ve alçak işgal gayelerini maskelemeyi planlıyorlar. Adına sandıkta ittifak deyip zilleti örteceklerini düşünüyorlar. Ne var ki mızrak çuvala sığmıyor, yırtık yama tutmuyor. Atatürk'ün partisi HDP'den ilik ve organ nakli yapıyor. Bir gözüyle Kandil'i, diğer gözüyle Pensilvanya'yı kolluyor. PKK CHP'yi ele geçirmiş, ipe yuvalanmış, CHP'ye nüfuz etmiştir. Şu rezalete bakınız. İşler acısı şu felakete dikkat ediniz. PKK'lı teröristler CHP, İP ve SHP üzerinden belediyelere sızmaya başlıyor. CHP teröristlerin teşrifatçısı olmuş, İP taşıyıcısı bedenliğine soyunmuş, hainler silahla yapamadıklarını Zillet İttifakı şemsiyesi altında başarmayı deniyorlar. Zillet İttifakı ülkemize karşı 5. kol faaliyeti yapıyor. Sözde Kürdistan'da kazanmaktan bahsedenler, CHP'yi ipotek altına almış, ipi uzaktan kumanda edecek seviyeye çoktan ulaşmıştır. Yazıktır, günahtır, vebaldir, cinayettir. Bu nedenle Zillet İttifakı milli güvenlik sorunudur. Zillet İttifakı Türkiye'nin karşı cephesidir. Zillet İttifakı Adana'ya hezimeti vaat eden, Adanalıları hüsrana davet eden kokuşmuşluktur. CHP'ye oy veren kardeşlerim, bu karanlığa nasıl evet diyecekler? İP'e oy veren kardeşlerim, zillete nasıl ortak olacaklar? Biliniz ki haberiniz olmasın istiyorlar, susmanızı bekliyorlar, tepkisiz kalmanızı umuyorlar. Adanalı kardeşim, CHP'nin, İP'in, HDP'nin zilletine tamam demez. Bunları enselerinden tuttuğu gibi sandığın dibine gömer.